Evet sevgili arkadaşlar, bugün anlatım özellikleri yapacağız, tamam mı? Başlığımız anlatım özellikleri. Anlatım ilkeleri de diyebilir. Anlatım ilkeleri, anlatım özellikleri. Peki ilk bir de başlıyor. Bir, doğruluk. Doğruluk ne demektir? Bir cümlede dil bilgisi kurallarına uygun olarak cümleleri bir araya getirdiyseniz, yani cümlede noktasından virgülüne kadar her şeyi dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde, doğru bir şekilde kullandıysanız, bu ilkenin adına doğruluk ilkesi diyeceksiniz. Bakın, lütfen iyi okuyun. Doğruluk mu yazıyor? Bakın, doğruluk mu yazıyor? Yoksa doğruluk mu yazıyor? Hani bunlar ses olarak birbirine anımsatıyor. Fakat doğruluk ilkesi farklı bir şeydir. Doğruluk farklı bir şeydir. Ben size doğruluk, doğru olması. Yani bir cümlede noktasından virgülüne kadar her şeyi yerli yerinde ve doğru bir şekilde kullanmak demektir arkadaşlar. Doğruluk ilkesi. Yazarın dil bilgisi kurallarına uyması demektir. Yazarın dil bilgisi kurallarına uygun olarak her şeyi doğru bir şekilde yerli yerinde kullanması demektir. O zaman ufak ufak notlar alacağım ben buraya. Anahtar kelimeler söyleyeceğim. Bunlar sizin için önemli. Doğruluk ne demekmiş? Yazarın dil bilgisi kurallarına uyması demekmiş. Dil bilgisi. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum yazım kurallarıyla alakalı olarak. Bilim ve bilgi kelimeleri nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Bilim ve bilgi kelimeleri ayrı yazılır. Dil bilim, dil bilgisi, halk bilim, ruh bilim, ana bilim dalı derken bilim ve bilgiler ayrı yazılır. Evet, doğruluk ne demektir? Yazarın dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazması demektir. Dil bilgisi kurallarına uygun olacaksın. Yani virgülünden noktasına kadar her şeyi yerli yerinde kullanacaksın. Bakın, soru şöyle gelebilir. Bir paragraf verir size. Bu paragrafta işte yazar virgülünden noktasına kadar her şeyi yerli yerinde kullanmıştır. Dil bilgisi kurallarına uymuştur der ve bu ifadenin altını çizer. Altı çizili sözle anlatılmak istenen özellik nedir? Vurgulanan anlatım özelliği nedir? Dediğinde hangi ilkeyi işaretleyeceksin? Doğruluk ilkesini işaretleyeceksiniz. Tamam mı? O zaman şu ifadeyi de yazalım. Virgülünden noktasına kadar her şeyi yerli yerinde kullanmak. Virgülünden noktasına kadar her kelimeyi yerli yerinde kullanmaktır. Evet, doğruluk. Şimdi mesela yazar dil kurallarını ihmal ediyordu dersek, o zaman bu yazarın anlatımında hangi özellik yok dersiniz? Doğruluk ilkesini göz ardı ettiğini, doğruluk ilkesini ön plana almadığını söylersiniz. Çünkü adam dil kurallarını ihmal ediyorsa, dil bilgisi kurallarını ihmal ediyorsa demek ki doğruluk ilkesine aykırıdır diyeceksiniz. Mesela ben Milli Edebiyat döneminde Halide Edip'i anlatırken şu ifadeyi kullanıyorum. Halide Edip İngiliz Dil Edebiyatı profesörü. Halide Edip o sebeple arkadaşlar dili biraz bizde Türkçe'yi biraz savruk kullanıyor, bozuk kullanıyor. Dil bilgisi kurallarına önem vermiyor, dikkate almıyor. Dil bilgisi kurallarına dikkate almıyorsa, dili savruk kullanıyorsa o zaman hangi eleştiri yapabilirim ben? Doğruluk ilkesini hiçe saydığını söyleyebilirim değil mi? Doğruluk ilkesine uymuyor. Çünkü dili savruk kullanıyor. Dil bilgisi kurallarına dikkat etmiyor. O zaman doğruluk ilkesine aykırı. Çok uzun bir yol oldu arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi gelelim ikinci başlığımıza. İkinci başlığımız açıklık ilkesi. Açıklık.
Açıklık ne demektir? Anlamın tek ve net olması demektir. Anlamın tek ve net olması. Net yani o. Anlamın tek ve net olması ile neyi kastediyoruz? Anlam belirsizliğinin olmaması. Anlam belirsizliği yok. Anlam belirsizliğinin olmaması. Anlamı tek ve net olması. Anlam tek ve netse, anlam belirsizliği yoksa böyle cümlelere ne diyeceksiniz? Açık cümle diyeceksiniz. Arkadaşlar bakın, ben size dil bilgisinde bu oynatma listesinden bakın, anlatım bozukluğunu anlattım. Anlama dayalı olan bozuklukları anlattım. Ve o anlama dayalı olan bozukluklarda anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu da anlattım. Şimdi sevgili arkadaşım, anlam belirsizliği nasıl oluyor? Hemen şurayı siliyorum. Sizlere anlam belirsizliğinin sebeplerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu sebeplerden ilki kişi zamiri eksikliği. Kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği. Nasıl oluyor hocam? Arkadaşlar kişi zamiri şu şekilde. Şimdi diyorum ki kardeşini her yerde aradık. Kardeşini her yerde aradık. Sevgili arkadaşım, buranın başına ben senin de getirebilirim, onun da getirebilirim. Senin kardeşini her yerde aradık. Oluyor mu? Oluyor tabii. Onun kardeşini her yerde aradık. Oluyor mu? Oluyor. Bu adam şimdi bana kardeşini her yerde aradık dediğinde ben nereden bileceğim senin kardeşin ve onun kardeşin olduğunu? O zaman burada ne var diyeceğim? Bu cümlede anlam belirsizliği var diyeceğim. Bu cümle açık bir cümle değildir. Bu cümlede anlam belirsizliği var, açık bir cümle değildir. Bana bu cümledeki anlam belirsizliğinin sebebi sorulursa diyeceğim ki kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği var diyeceğim. Anlaşıldı mı? Mesela diyoruz ki kitabını masaya bırak. Kitabını masaya bırak. Kitabını derken onun kitabını mı? Yoksa kendi kitabını, senin kitabını mı? Kitabını masaya bırak. İkisi de olabiliyor. Senin mi onun mu bilmiyoruz. İşte burada ne var arkadaşlar? Kişi zamiri eksikliği var. Anlam belirsizliği var. Bu yazdığım cümleler açık cümle değil. Peki. Başka nasıl oluyor? Hemen burayı silelim. Mesela arkadaşlar, karşılaştırma belirsizliği diye bir şey var. Karşılaştırma yanlışlığından kaynaklanan anlam belirsizliği var. Karşılaştırma. Nasıl oluyor biliyor musun? Diyor ki, annemi babamdan çok severim. Annemi babamdan çok severim. Şimdi bunu ben şöyle anlayabilirim. Burada ben varım. Burada annem var. Burada da babam var. Şimdi ben annemi babamdan çok severim. Annemi işte babamı bir seviyorsam annemi üç seviyorum. Annemi babamdan çok severim. Şimdi bu anlamı olabilir. Tamam. Peki şöyle de olabilir mi? Burada annem var. Burada da ben ve babam var. Şimdi ben de seviyorum annemi, babam da seviyor annemi. Şimdi annemi babamdan çok severim derken, babam bir seviyorsa ben üç seviyorum. Böyle de olabilir mi? Böyle de olabilir. Tiyatroyu senden çok severim. Şimdi neyi karşılaştırıyorsun? Şimdi bir tarafa tiyatroyu, bir tarafa beni mi koydun? Tiyatroyu senden çok severim derken. Şimdi burada ben varım, tamam mı? Burada tiyatro var. Hatta şöyle yapalım. Burada ben varım. Burada tiyatro var. Burada sen varsın. Şimdi tiyatroyu senden çok
çok severim dediğinde, tiyatroyu senden çok severim dediğinde, sen tiyatroyu bir seviyorsun, ben tiyatroyu üç seviyorum. Hmm, senden çok severim. Bu olabilir. Bir de bir tarafta sen varsın, bir tarafta da tiyatro var. Tiyatroyu senden daha çok seviyorum. Yani seni bir seviyorsam tiyatroyu üç seviyorum. Bunun adı karşılaştırma yanlışlığından kaynaklanan anlam belirsizliği. Neyle neyi karşılaştırıyorsun? İşte onu senden çok severim, tiyatroyu senden çok severim, anneni sen babamdan çok severim. Bu tarz ifadelere lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bunlarda altında yatan başka bir anlam olabilir. Biz bunun adına karşılaştırma yanlışlığından kaynaklanan anlam belirsizliği diyoruz. Peki, çok iyi bildiğiniz bir başlık daha var. Yani bir özellik daha var. Anlam belirsizliğinin sebebi. Nokta ama, yani virgül eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği var. Virgül eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği. Hatta bizim çok bildik bir örneğimiz var. İşte oku baban gibi eşek olma. Oku baban gibi eşek olma. Okudan sonra virgül getirirsen oku virgül baban gibi eşek olma. Babası eşek adammış, baban gibi eşek olma. Çok mutlu edersiniz. Böyle bir anlamı olabilir. Ya da oku baban gibi virgül, ha babası okumuş demek ki sen de oku baban gibi eşek ol. Hani biz bunu öğrencilere net anlatabilmek için bu örneği veriyoruz arkadaşlar. Oku baban gibi eşek. Yani virgül kullanmadığı için bir anlam belirsizliği söz konusu oldu. Ne diyelim? Bu gece eğlenceleri, bu gece eğlenceleri içine sinmedi. Bu gece eğlenceleri içine sinmedi. Şimdi bakın arkadaşlar, cümlenin hiçbir yerini virgül kullanmadı. Bu gece virgül, bu gece eğlenceleri içine sinmedi. Ha, bu gece eğlenmişler. Fakat bu eğlence içine, bu gece eğlencesi içine sinmiş. Böyle bir anlam olur mu? Olur. Bu gece bir eğlence tertip etmişler. Bu gece eğlenceleri içine sinmiş. Peki, buradaki virgülü kaldır. Değil mi? Bu gece eğlenceleri. Ha, bunlar gece eğlenceleri tertip ediyorlarmış. Sürekli gece eğlenceleri, öyle değil mi? Gece eğlenceleri. Burası bir alt tanımlaması aynı zamanda. Ne eğlenceleri? Gece eğlenceleri. Belirtisiz bir alt tanımlısıdır. Bu gece eğlenceleri içine sinmedi. Devamlı yaptıkları bir eğlence varmış. Geceleri yaptıkları bir eğlence varmış. İçine sinmedi. Böyle de olabilir. E şimdi ben buraya virgül getirirsem anlam değişiyor. Buraya virgül getirirsem anlam değişiyor. E burada adam hiçbir yerde virgül kullanmadıysa burada ne var? Bir anlam belirsizliği var arkadaşlar. Tamam mı? Burada da bir anlam belirsizliği var. Sebebi sorulursa ne diyeceksiniz? Noktalama eksikliği, yani virgül eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar, bu yazdığım cümleler açık cümle değil. Çünkü bunlarda ne var? Anlam belirsizliği var. Ahmet'i babası okula göndermeyecekmiş. Ahmet'i babası okula göndermeyecekmiş. Onunla hemen konuşmalıyım. Şimdi sen burada onunla dedin ya. Onunla diyerek Ahmet'i mi kastettin? Yoksa babasını mı kastettin? E nereden bileceğim ben bunu, kimi kastettiğini bilemem. İşte bu cümlede de yine ne var arkadaşım? Anlam belirsizliği var. Tamam mı? Evet, anlam belirsizliği kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanabilir. Anlam belirsizliği arkadaşlar virgül eksikliğinden kaynaklanabilir. Anlam belirsizliği karşılaştırma yanlışlığından kaynaklanabilir. Anlam belirsizliği olan cümle açık cümle değildir. Açıklık ilkesine aykırıdır. Tamam. Evet, gelelim bir diğer başlığımıza. O da ne olsun arkadaşım? O da en çok sorulan başlık olsun. Yalınlık. En çok sorulan başlıklardan birisi bu arkadaşım. Yalınlık. Bunu sormak
için bir dünya ifade kullanabilir. Bak, o kadar çok kelime kullanacağım ki sana, karşına çıkabilecek bütün ifadelere zaten yer vereceğim rahat ol. Şimdi ne demek trilyalılık? Süslü sözlere, boyalı sözlere yer vermemek demektir. Arkadaşlar, yalınlık denilen şeyde karmaşık olmama hali, süs, söz sanatı, cilalı, boyalı sözler bunlara yer vermeme halidir. Yalınlık. Şimdi biz bir metni süslerken, bir metni süslemek istediğimizde, bu metni etrafına böyle çiçek deseni falan böyle şeyler yapmayacağız değil mi? Bir metin nasıl süslenebilir? Bir metin arkadaşlar söz sanatlarıyla, söz oyunlarıyla süslenebilir. Yani imgelerle, benzetmeler, kişileştirmeler, abartmalar, söz sanatları. Hani biz bunu edebiyatta çok sık görüyoruz değil mi? Söz sanatları diye bir başlığımız var. TM öğrencileri daha iyi anlar. Arkadaşlar, benzetme, kişileştirme, abartma gibi söz sanatlarını kullanarak bir metni ne yaparsınız? Süsleyebilirsiniz. Şimdi sabaha kadar yağmur yağdı. Şimdi burada süslü bir anlatım var mı? Yok. Peki, derdimi dinleyen bulutlar. Dün gece sabaha kadar için için ağladı. Yağmur yağdı demedim. Yağmur yağdı demedim. Dedim ki derdimi dinleyen bulutlar sabaha kadar benim için 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 ağladı dedim. Ne yaptım şu an? Söz sanatlarıyla olayı biraz böyle değiştirdim. Süsledim yani. Cümlemi süsledim. Boyalı laflar, cilalı sözler, parlatılmış sözlere yer verdim. İşte bu derdimi dinleyen bulutlar sabaha kadar benim için 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 ağladı cümlesi yalın bir cümle değil. Çünkü ben burada ne yaptım? Ben burada kişileştirme yaptım. Ben burada söz sanatını kullandım. Söz oyununa yer verdim. Bu cümle yalın değildir arkadaşlar. Yalınlık. Söz sanatlarından, söz oyunlarından uzak olmak demektir. Şimdi biz bunu edebiyatta söz sanatları başlığı altında işliyoruz. İşte bunun içinde benzetme, kişileştirme, abartma, işte tecavüler, hüsnüler bunlar var. Biz bunu Türkçe dersinde de imgeli söyleyiş olarak görüyoruz. Bakın arkadaşlar, imge. Aşağıdaki cümlenin hangisinde imgeli söyleyiş söz konusudur dediğinde benzetme, kişileştirme, abartma bunlara bakacaksınız. Peki imge yerine ne de diyebilir? Düşsel öge de diyebilir. Düşsel öge. Aşağıdaki cümlenin hangisinde düşsel ögelere yer verilmiştir de diyebilir. Düşsel öge, imge. Bakın bunlar aynı kavramlardır. Bunlarla ilgili olarak şöyle diyebilirim. Boyalı sözler bunlar. Boyalı sözler. Yani sözcükleri ne yapıyorum arkadaşlar? Sözlere ne yapıyorum? Makyaj yapıyorum. Tamam mı? Metin içindeki sözcüklere makyaj yaptırıyorum. Cilalı laflar kullanıyorum. Cilalı laflar kullanıyorum. Boyalı sözler kullanıyorum. Benzetme, kişileştirme, abartma yaparak ne yapıyorum metni? Süslüyorum. Söz oyununa, söz sanatlarına yer veriyorum. Bakın arkadaşlar, dil cambazlığı yapıyorum. Dil cambazlığı yapmak. İşte boyalı sözlere, cilalı laflara yer vermek demektir. Sözcüklere makyaj yapmak demektir. Sözcüğe nasıl makyaj yapacaksın? Benzetme, kişileştirme, abartma, söz sanatlarıyla makyaj yapacaksın. Sözcüklere makyaj yapıyorum. Bak, şimdi ağdalı dil, bunu da ifade edilir. Bakın, diyor ki, metinde diyor ki, bakın bu altı çizili söz olarak da karşımıza çıkabilir. Ağdalı bir dili vardı. Ağdalı dil. Bu benzetme, kişileştirme, abartma bunlara yer veriyor. Ve aynı zamanda anlaşılması da güç, karışık. Karışık, anlaşılması güç, karmaşık. Söz oyunlarına, süse, gösterişe yer vermiş. İşte bunun adı ağdalı dildir. Ağdalı dil anlaşılması güç demektir.
demektir, karışık demektir, benzetme, kişileştirme, abartma gibi cilalı laflar, boyalı sözler kullanarak anlamı karışık, karmaşık bir hale getirmek demektir. Mesela biz bu ağdalı dil ifadesini divan edebiyatındaki metinler için çok kullanırız arkadaşlar. Ağdalı bir dili vardı. Yani anlaşılması güç. Çaba göstermen gerekir. Anladın mı? Yani o söz oyunlarına falan hakim olman gerekir. Ağdalı dili anlayabilmen için. Ağdalı dil. Sonra dediğim gibi sözcüklere makyaj yapmak diyorsa, sözcüklere makyaj yapmak diyorsa, boyalı sözler, cilalı laflar kullanıyor diyorsa, tamam mı? Söz sanatlarına yer veriyor diyorsa, edebi söyleyiş söz konusuysa, bakın, edebi söyleyiş varsa, o zaman bunlara yer veriyorsan, senin metnin yalın değil. Yalın değil. Boyalı laf, edebi sanat, söz oyunu, makyaj, cilalı laflar, sen bunlara eserinde yer veriyorsan senin o eserin yalın değil. Divan edebiyatındaki metinler bunlara çok sık yer veriyor. Yalın değil arkadaşlar. Tamam mı? Yalınlık. Çok önemli bir başlıktır. Bakın çok önemli. Yalınlık. Evet. Başka. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Esasında yalınlıkla sadelik farklı kavramlar. Fakat birçok kitapta yalınlıkla sadeliği beraber alıyorlar. Ben aslında hani ayrı ayrı verdiyse, hani A demiş yalınlık, B demiş sadelik. Ha, bak şimdi. Bu şekilde bir ayrıma gidildiyse, arasındaki farkı söylüyorum. İyi dinle. Sadelik. Dili çok sade, dili çok ağır. Bunun tam tersi, hangi kelime ağır kelimesi? Dili sade, dili ağır. Bir metnin içinde çok fazla yabancı kelime kullanıyorsanız, sürekli sözlüğe bakma ihtiyacı hissedersiniz. O metnin dili size ağır gelir. Sevgili arkadaşım, sadelikteki S'yi ben yuvarlak için alıyorum. Aklıma sözlüğü getiriyorum. Sözlük. Anlamını bilmediğin kelimeyi öğrenmek için ne yaparsın? Sürekli sözlüğü açarsın, bakarsın, öyle değil mi? Şimdi edebiyat bölümünde okumaya başladım. Edebiyat bölümünde okurken sana verilen makalelerde ya da sana araştırma yaptığında çok fazla Arapça, Farsça kelimeyle başın işi olacaksın. Hatta hep şu örneği veririm. Aşkı Memnu'yu hepiniz televizyonda dizi olarak çekildiğinde arkadaşlar, Aşkı Memnu'yu böyle sonsuz izlediniz, öyle değil mi? İsterseniz bir de kitabını okumayı deneyin. Arkadaşlar, Halis Ziya'nın Aşkı Memnu'su nasıl biliyor musunuz? Hani okuyanlar bilir. Sayfayı böyle bir yerden kesmiş, aşağıya sözlük yapmış, burası bir sayfa, şurası kesik, şurası sözlük kısmı. Yani sen kitabı ne yapıyorsun biliyor musun? Bir yukarıdan bir aşağıdan okuyorsun. O kadar çok yabancı kelime var ki içinde, Arapça, Farsça o kadar çok kelime var ki içinde. İşte ne yapıyorsun? Bir yukarıdan bir aşağıdan okuyorsun. Kitap bittiğinde de şöyle diyorsun. Bu kitabın dili çok ağırdı. İçinde çok fazla yabancı kelime vardı. Tıp fakültesini kazandın, eczacılığı kazandın. Kitaplarında hep böyle Latince kelimeler olacak. Hatta bir sözlük alacaksın. Sözlüğe bakacaksın. Yani o okuyacağın kitapların, o makalelerin dili nasıl olacak? Ağır olacak. İşte sürekli sözlüğe bakarsam, içinde çok fazla yabancı kelime varsa bu metinlerin dili için biz ağır diyoruz. Sevgili arkadaşım, benzetme, kişileştirme, abartma yapmak farklı bir olaydır. Dilin ağırlığı farklı bir olaydır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela, derdimi dinleyen bulutlar sabaha kadar benim için, için için ağladılar dediğinde bu cümlede hiç böyle anlamını bilmediğin bir kelime var mı? Yok. Dili gayet ne? Sade.
yalın mı? Hayır. Neden? Çünkü benzetmeler yaptım, öyle değil mi? Söz sanatına, söz oyununa yer verdim. Sade, içinde yabancı kelime yok. Sade ama ne değil? Yalın değil. Ama bak bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Birçok kaynakta sade ve yalınlığı beraber veriyorlar. Hep beraber ele alıyorlar arkadaşlar. Esasında aynı şeyler değil. Hani böyle bir bu ayrımı bilen yayınlarımı tabii ki sorularını biliyorum ben. Hani bunu uydurmuyorum sonuçta. Sadelik ve yalınlık diye şıklarla ayırdıysa oradaki sadeliğin sesinden aklına sözlük gelsin. Bir metnin içine girdim, metni okumaya başladım ama çok fazla yabancı kelime var. Ve ben sürekli sözlüğe bakıyorum. O zaman ne diyorum? Bunun dili çok ağır diyor. Ağır. Tamam mı? Bunun tam tersi, içine yabancı kelimeler çok fazla yoksa bunun dili gayet sade diyor. Yalını niçin kullanıyorum? Yalını neden kullanıyorum? Benzetmeler, kişileştirmeler, abartmalarla süslediyse, eseri bunlarla süslediyse buna da ne diyorum? Buna da yalın değil diyorum. Yalınla aykırı diyorum. Anlaşıldı mı? Ağdalı dil. Cümle anlamda altı çizili sözcüklerde en çok sorulan kelimelerden birisi bu. Ağdalı dil. Ağdalı bir dile sahip diyorsa o zaman dili böyle anlaşılması zor, karışık, işte benzetmeler, çileştirmeler, abartmalara yer vermiş, anlaşılması güç, karmaşık demektir. Ağdalı dil. Tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşım, mesela soruda bana diyor ki, roman boyunca diyor, kendimi sözlüğe bakmaktan alıkoyamıyorum diyor. Burada romanın hangi özelliğine bir eleştiri var? Diyor ki, roman boyunca kendimi sözlüğe bakmaktan alıkoyamıyorum. Demek ki romanın içinde çok fazla yabancı kelime var. Yani bu romanın dili ne değil? Romanın dili sade değil. Çünkü adam çok fazla sözlüğe bakmış. Tamam, soru böyle de gelebilir. Onun eserlerinde okurken yanınızdan sözlüğü ayırmazsınız. Onun eserlerini okurken yanınızdan sözlüğü ayırmazsınız. Yani onun eserlerinde çok fazla yabancı kelime vardır. Yani onun eserlerinin dili sade değildir dersiniz. Evet, şimdi arkadaşlar o zaman bayağı da uzun bir video oldu. Şimdi burada bir duralım. Bir sonrakinde de ne yapalım? Durduk. Sonrasında yoğunluk, özlülük, akıcılık, sürükleyicilik bunları yapalım, olur mu? O zaman takipte kalın. Görüşürüz.